Ondan sonra podcast. Ondan sonra prodüksiyonu Euroleague Podcast'e hoş geldiniz. Yeni bölümle karşınızdayız. Ben Sezai Mert Adam. Ben Semp Çocuğu. Semp Çocuğu hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Geçen bölümde ben dördüncü bölüme hoş geldiniz demişim galiba. Hani aslında yeni sezonu dördüncü bölüm. Stres bölümü mü saymadın ya, diye. Kendi öyle üç bölümümü unutturdun bana ya. Yani benlik bir şey yok. Kendin hata yapmışsın. Abi, artık yani. Burada otorite motorite, yani ben oraya yazmışım işte kendimce. İşte Euroleague Podcast, bir de adımı yazmışım oraya utanmadan. Yani bu artık kendi yaptığım bölümleri hiçe sayacak vaziyete geldik yani. Bu, niye hiçe geldik. Sayalım? Neden o? Neden öyle bir şey arkadaşım? Bölüm, ben bölümü yüklerken fark ettim. Euroleague Podcast'in 7. bölümü diyelim o zaman. Ya öyle diyeceğiz artık. 7. bölüm diyeceğiz artık. Yani ne yapalım biraz. 7 mi 8 mi? 8 oluyor. Express'i sayıyor muyuz? Express sayılmıyor mu? Emek var yani ortada. Peki. Express sen sayıyoruz. Nasıl istersin? Estağfurullah. Estağfurullah. Baştan alıyoruz. Podcast'imizin 8. bölümüne hoş geldiniz. 8. bölümüne hoş geldiniz. Ya şöyle bir şey var. Express bölümü tabii ki sayıyoruz ama Express bölümü hakikaten daha hafta sonu, yani bu bölüm gibi yaptığımız bölümlere göre daha az bir rating aldı. Ama bunu da normal karşılıyoruz değil mi efendim? Yani şey, Şahan'da vardı ya rating metre. Ey! biz Tamer Oyguç'ların çocuklarıyız biz diye böyle. Asım Pars'ların, Hüseyin Beşov'un hukukların başlarının çocuklarıyız biz. Mustafa abilerin kardeşleri falan. Aa, onlar vardı. Ah şöyle bak, daha fazla akıl açtı. Ne gibi böyle bir nostaljik. Yalçın Gülenit'e kadar gideriz buradan. Ya, evet ya. Toplar. Evet. Aynen öyle. Evet. Ne güzel isimler var değil mi? Erdal Koşan evet, falan vardı evet, zamanında. Evet. Evet. Can evet. Bartu. Onlar evet. Bize vizyon verdiler ve bugünlere çok geldik isim. Diyelim hani. Evet. Kendilerine teşekkür ederiz. Teşekkür ülkede ederiz bir basketbol kültürü oluşturmuşlar. Kesinlikle. Çok büyük emekleri var. Beni her zaman şaşırtan şeylerden biridir. Türkiye'deki aynen öyle çok büyük emekler var. Onları ayrıca bir günde konuşuruz. Aydan Siyamuşları konuşuruz. Onu konuşuruz. Hall of Fame özel bölümü yaparız. Evet, Türkiye Hall of Fame yaparız. Olur. Bak güzel fikir. Yapalım. Güzel fikir. Evet, yapan yok. Bak bunlar hep rating ve yanında bir takım getiriler. Ama bir sezon arası da lazım buna şimdi. Sezon arası Euroleague nasıl vereceğiz? Sezon arası yok işte, olmadığı yok. İçin. Neyse şimdi, tam gaz devam edelim ya o zaman. Tam gaz devam ediyoruz zaten ama Euroleague biraz tam gaza basamıyor. Bu yeni haftada konuşacağımız bir çok kısa şey var. Koronavirüs önlemleri sebebiyle işte şu an bu hafta mesela 5 maç oynayabilen takım sayısı şu an 9. Bu noktaya geldi konu. Ve bu haftada 3 galiba rekor kırdı bu hafta. 3 maç ertelendi. Efes de oynayamadı maçını Asvel karşısında. Ve dolayısıyla bu hafta 9 değil 6 maç tamamlanabildi. Ve Bayern Münih liderliği aldı. Buna evet. Bakacağız. Bayern Münih şu an lider. Puan durumuna bakarız ama puan durumunda dikkatimi çeken kısım orası zaten. 9 tane takım şu anda 5 maçı tamamlayabildi. Ve tabii ki bu biraz yanıltıcı bir puan durumu yaratmış olsa da Bayern Münih ve Jalgiris Kaunas'ın ve tabii ki Barcelona'nın da başarısı ortada. Bunlar da 5 maçta 4 galibiyet aldı. Bayern Münih de kendi kariyer rekorunu kırdı. Ne diyorsun? Bayern Münih iyi başladı. Bu ivmeyle devam ederlerse farklı şeyler yapabilirler ya. Yani Bayern Münih şampiyon oluyormuş değil mi? Ama bu sene anormal de gidiyor. Şimdi mesela normal böyle bir sezonda dersin ki işte Bayern Münih 8.liği zorlar dersin ama şu an öyle bir gidiyor ki hani Bayern Münih 5. sıradan playoff'a girebilir diyebiliriz yani şu an. Hayır aksini iddia eden var mı aramızda? Yani var, ben iddia ediyorum. Bu sene olabilir ama yani bilmiyorum. Bu sene ben çok sıra dışı bir playoff izleyeceğimize inanıyorum ya. Yani şu an ya öyle görünüyor. Şu an. Şu an öyle görünüyor. Hemen ama daha önce bu şekilde olan bir sezon başlangıcı var mı mesela? 5 haftaları indirebilir. Hiç yok. Hiç yok. Yani, bu yani mesela ilk 4'te Barcelona bile 3. yani evet. Averaj falan ama mesela bakıyorsun Zenit var orada. Efendime söyleyeyim Valencia var. Zenit Milano var. İki maçıyla Milano Zenit var. Var. İlk 8'in içinde Milano mesela. Bu da çok ilginç. Gerçi yani Milano geçen son 2 sene başardı o ilk 8'lerde gezinmeyi de.
Yani evet, dediğin gibi yani Milano'nun böyle kafada olması bile, Valencia'nın dördüncü sırada olması dediğin doğru. İlk defa, yani ilk defa yaşanıyor böylesi sürpriz, ama tabii Bakıyoruz işte alt kısım Fenerbahçe, Pana, Maccabi, CSKA, Efes, Real. Alaberli Real Yani Madrid hepsinin 16. X2'de yeri hazır normalde kağıt üzerinde, değil mi? Tabii ki yani, bir de zaten 5. hafta sonunda puan durumunda şöyle bir, ya ne oldu puan durumu diye baktığın zaman ilk 5'te göreceğin garanti takımlar CSKA, Real Madrid, Fenerbahçe, son işte 5-6'sı Fenerbahçe Değil mi? mutlaka Evet. oralarda olur. Maccabi'yi görürsün. Panathinaikos, Olympiakos, Efes. Efes'in bir iki sallandığı sene var. Ama CSKA ve Real'i mutlaka görürsün oralarda. Yani Olimpana 4 ve 5 her zaman böyle ya da kesinlikle bir öyle. Dolayısıyla puan durumu enteresan bir görünüm almış durumda, ama dediğim gibi tekrar hani 5 maçı tamamlayabilen 9 takım var şu anda. Ama yine de Bayern, Cagliari'si, Barcelona ile tabii ki Valencia ve Milano'yu da eklemek gerekiyor. Onların da başarısını tebrik ediyoruz buradan. Ya 10. maçlara geldiğimizde böyle daha net şekillenmiş olur aslında bence Mutlaka. sezon. Mutlaka. Bu bölümde neler konuşacağız? Bu bölümde yine haftanın öne çıkan maçını, koçunu, takımını konuşacağız. Fenerbahçe Panathinaikos deplasmanında kaybetti. Onu konuşacağız. Puan durumundan bahsettik. Biraz dedikodu yapacağız. Magazine bakacağız ve Real Madrid hakkında biraz konuşalım demiştik bir önceki bölümde. Onu da konuşacağız. Bu arada Sayın Semt Çocuğu, biz böyle tahminlerde bulunuyoruz ama ondan sonra yarım yamalak hatırlıyoruz. Programın kendi içindeki dinamiklere kapılıp onları unutuyoruz. Geçen hafta ne oldu abi? Ben dedim ki Fenerbahçe kaybedecek ve kaybetti. Sen Fenerbahçe'ye güvendin ve ne oldu? Nemanja Nedović, işte o kadar Nemanja Nedović'le uğraşırsan 28 Aslında sayıyı ben ona buradan da güveniyordum görürsün. yani. Onu diyordum yani maçın sonunda mutlaka hani batıracak bir şekilde ama batırmadı. Resmen bütün Fenerbahçe savunması da teşvik etti Nedovic'i çok acayip saçma tercihlerle. Coştu. Konuşacağız. Panathinaikos maçını konuşacağız. Ertelenen maçları hatırlayalım. Zenit'in maçı ertelendi. Alba Berlin Baskonya maçı ertelendi. Anadolu Efes oynayamadı. Asfer maçı ertelendi. Bu arada ikimizin de doğru tahmin ettiği Olympiakos maçı var. Bayern Münih'in kazandığı Olympiakos maçını ikimiz de doğru tahmin Orada da etmişiz. asıl ben önde Bayern'e güvendim de sen Evet. sonradan ben şey Doğru. yapınca Doğru. yancılık yaptın orada onu Ha, nasıl yani tamam, ben yancılık yaptım. Tamam. Peki, geçmiş? doğru söylüyorsun. Evet, doğru. Bak, ben doğruya doğru derim. İkimizin de çakıldığı bir Kızılyıldız CSK maçı var ki ikimiz de böyle mıymıntılık yapıp en sonunda CSK Evet. dedik ama Kızılyıldız bize suratımıza tokadı çarptı. O maçı da konuşacağız. Ve bir de senin başarılı tahminde bulunduğun Valencia maçı var. Valencia'nın galibiyetinde sen haklı çıktın Jalgiris deplasmanında. Ben de Himki Maccabi maçında doğru tahmin yapan taraf olmuşum. Ama orada da yine kafa kafaya bitti. O maçlarda biraz Kimki değiniriz. takımın gelecek yeri bugünlerde geçecek. Evet, devam edelim. Himkicisin değil mi? Ya ben normalde Himki'yi pek sevmem ama bu sene bence güzel bir takım kurdular. Aslında son 2 senedir fena oynamıyorlar. Hocalarını da beğeniyorum tabii Kurtinaitis o yüzden. Kesinlikle yani, ama ben Himki Moskova'ya, Bayern Münih'e işte böyle mesafe koydum daha sezon başında. Baskonya'ya da koydum o mesafeyi. Önceki sezon öncesi bu bölümümde, ama yine de çok fazla pozisyonumu şu an değiştirmiyorum. Neyse, bunları konuşacağız. EuroLeague Podcast yeni bölüm başlıyor. Evet, bence öne geçen konu dediğin gibi işte Fenerbahçe'nin Panathinaikos maçından başlayabiliriz. Ne dersin? Peki başlayalım. Başlayalım. Ben şimdi oradan başlayayım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben dedim ki Fenerbahçe'nin ilk galibiyetinden sonra, hatırlarsan şunu da söylemiştim. Evet, her şey yolunda, her şey güzel görünüyor, gelecek vaat ediyor, ama her şeye rağmen çok da coşmamak gerekir. Beklentileri çok yukarı taşımamak gerekir.
Fenerbahçe, Beko şu anda işte Efes'te dahil etmiştim hatta ben. Efes'in şu an ekstra bir durumu olduğu için ve Larkin'siz olduğu için de o zaman böyle bir not düşmüştüm o galibiyet sonrasında. İşte CSKA olsun, Panathinaikos olsun, Real Madrid, Efes, Barcelona yani bunun gibi yani daha önce Fenerbahçe'nin zaten zirve yarışında bulunmuş olduğu bu şampiyonluk adayı takımlarla şu anki halinde o kadar hatta Maccabi falan da dahil edebilirim. Şu anki halinde yani onların seviyesinin bir tık altında olduğunu ama bunu zamanla aşılacağını, belki önümüzdeki sezon tam anlamıyla aşılacağını söylemiştim. O yüzden de ben açıkçası tabii şimdi sorunları konuşunca hatta daha çok senin konuşmanı istiyorum ben kendi adıma ama sorunlar, eksikler her neyse bunların hepsinin şu anda ben normal karşılıyorum. Bir problem genel olarak görmüyorum. Sadece bir not düşeceğim. Bunu da yine sana sormak istiyorum. Hani geçen hafta şey demiştim. Hani kaybetse de üzmeyecek bir Fenerbahçe. Beko izleyeceğiz öngörüsünde bulunmuştum. Ama sanki biraz sinir etti galiba. Hani bu maçta önceki mağlubiyetlere nazaran diyebiliriz. Belki diyorum ama kesin değil. Bununla beraber bir de tabii ki ekstra faktörler de vardı. Mesela yani Nedovic bir X faktör değil belki Panathinaikos için bakıldığında ama Nedovic'in performansı bir X faktördü. Bunun tabii bir de şu var. Şimdi tabii ki seyircisi oynanıyor maçlar ama seyircili oynandığını düşündüğümüzde Panathinaikos deplasmanında Fenerbahçe'nin değil Siena sadece. olabilirmiş ya. Efendim? Siena faciası olabilirmiş seyirci, bilemiyorum. Ha evet. Aynen öyle ama yani şu var. Ya evet. Tabii ki farklı olabilirdi ama seyircisiz de olsa yani Panathinaikos deplasmanında Euroleague'in herhangi bir takımının bu şekilde kaybetmiş olması hiçbir şekilde ekstra değil. Bu anlamda da ben yine normal karşılıyorum. Kazanması benim için hatta böyle bir fark atarak yani fark atarak değil de farkını ortaya koyarak kazanması, domine ederek kazanması benim için çok ekstra sürpriz olacaktı zaten. O da olmadı. Ama senin 3 haftadır yerden yere vurduğun, sürekli uğraştığın Nemanja Nedović ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Sözü sana bırakacağım. 28 sayı attı kendisi. Bu adamın kariyer rekoru 31 sayı. Euroleague kariyer rekoru 31 sayı ve bunu yine 2018'de Fenerbahçe'ye karşı Malaga formasıyla gerçekleştirdi daha önce. Ve 36 verimlilik puanı var. Yine kariyer rekoru. Bu maçta yaptı bunda. Nedovic 28 sayı ve yine Euroleague kariyer rekoru blok bazında 2 blok, bir maçta 2 blok yapmış. O da bu maçta kırıldı. Yani Nedovic bir böyle ortalığı dağıttı geçti bu maçta. Veseli'nin üzerinden ilk periyodun sonu muydu o? Veseli'nin üzerine attığı üçlükle zaten bu maçta böyle bir ekstra bir hallerde olduğunu da çoktan belli etti ve Nedovic'ti galiba bu maçta kopartan isim oldu. Lorenzo Brown ve Ahmet Düverioğlu'nun da başarılı performanslarında not etmek gerekiyor. Kokoşkov da iki tane teknik faulle maçtan atıldı. İlk yarıdaydı galiba değil mi? Evet, ikinci periyot. İkinci periyotta bunlar da maçın öne çıkan kısımlarıydı. Benim bununla alakalı söyleyeceklerim aslında bu kadar. Daha çok sen bir şeyler söyle. Ne diyorsun? Şimdi ne söyleyeyim? Öyle bir şey bıraktık ki. Şimdi önce şuradan başlayacağım ben. Nemanja Nedović. Şimdi ben ilk haftalarda salladım ama sallamamın nedeni şu. Şimdi ilk 2 hafta, yani ben ona salladım derken gerçekleri söyledim yani. Tabii canım. Sallamak değil aslında bu. Şimdi adama hakkını verdik. Adam maçı getirdi 2 maçta da. Tabii, hakkını Maç verdin, hakkını sonu. verdin. Hakkını Sonra yemeyelim, aşırı hakkını verdin. sorumluluk. Aşırı sorumluluktan çok acayip top kayıpları yaptı. Yani kendi elleriyle getirdiği 2 maçı kendi elleriyle rakibe vermişti. Ama Fenerbahçe sağ olsun dedi ki yok kardeşim biz istemiyoruz, al bu hafta sen al dediler yani. Resmen öyle oldu çünkü yani savunmada inanılmaz zaaflar var. Yani ben anlamıyorum. Herkes Fenerbahçe'yi mesela ofans üzerinden konuşuyor. Yine bugün de ofans üzerinden bir değerlendirme yaptım ufak da olsa. Ama Fenerbahçe'nin sorunu atamamak değil. Yani Panathinaikos maçında açıkça dedi ki bu takıma bir savunma lideri lazım. Bu takımın daha iyi savunma yapması lazım. Mesela 3-4 defa geri dönme şansı yakaladık ve dördünde de atamadık. Ama ne oldu? Atamadıklarımızı savunamadık. Oralarda gittik işte hep. Oralarda oyundan düştük. Hakemler
Hakemes yani hakem evet hatalı kararlar verdi. Çalmadığı fauller oldu. Olabilir. Evet ama yani Nando De Colo da Fenerbahçe futbol takımındakiler gibi isyan etmeye başlarsa bu şekil bu işin içinden çıkamaz Fenerbahçe. Yani ben kendisini aşırı verimsiz buldum. Savunmada inanılmaz hatalar yaptı. Nedovic tam coşmuşken bir de onu daha da coşturdu. İki defa mesela bir tane yerde yani Nedovic'i biliyorsun tek başına alıp gidiyor. Çünkü bir de coştu mu da iyice coşuyor. Çünkü zaten o iki maçı ona kaybettirendi. Bu coştukça coşması, topu paylaşmak istemesi, tek başına drive etmesi, sonra işin içinden çıkamayınca top kaybı yapması. Ama biz öyle kötü yardım savunmaları, öyle kötü switchler yaptık ve bunlarda ısrar ettik. Mesela iki üçlüyü yani iki tane şöyle üçlük yedik. Nedovic'in asisti üzerinden De Colo'nun yardım savunmasına gitmesi. Üç tane üçlük neden yedik? Ahmet Düveloğlu'yla Nedovic'i hep o eşleşmede bırakarak. Yani iki üç defa üst üste hücumda nasıl o eşleşme kalabiliyor? Yani burada çok büyük derin savunma sıkıntıları var Fenerbahçe'nin. Çok acil olarak savunmaya bir şeyler yapması lazım. Ben hala ofansta bir problem olduğunu düşünmüyorum. Eğer savunma iyi olsaydı zaten bu ofansta da daha iştahlı, daha istekli yani daha sıcak eller olurdu. Yani o tempoyla, o ritimle daha iyi olurdu. Yine burada da hücum reboundları yine bu maçın da kilit noktası oldu. Yine 10'dan fazla hücum reboundu aldı Panathinaikos. Yani bazı pozisyonlarda çok aleni şekilde yani mesela örnek veriyorum bazı maçlar olur. Yine her iki takım da çok hücum reboundu alır. Neden 10 reboundu söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene kazandığı maçlardan bir de Kızıl Yıldız maçında Kızıl Yıldız'ın 10 hücum reboundu var ama onlar da o Efes maçta maçında çok kötü özellikle attı fark mesela. yaratmışlardı. Ama mesela Efes maçında rekor kırıldı. Ne oldu? Efes maçı alındı. CSKA maçında izin verildi. Ne oldu? Oradan yine işte Clyburn yardı, o yardı, bu yardı. Herkes istediği gibi oynadı, şutunu çekti. Niye? Çünkü ikinci şans sayılarına güvendiler. Çok fazla ikinci şanstan sayılar yiyoruz. Bunlara bir çare bulunması lazım. Kokoşkov konusuna gelince yapabileceği her şeyi yaptı. Ettiği küfür de haklıydı. Hakemler Obradovic'i atamazdı. Ama yani bugün attılar. Biraz ego döndü oralarda ama bilmiyorum bizim Fenerbahçe olarak biraz yani farklı bir act almamız lazım. Nasıl anlatsam bunu? Yani bize böyle ucuz düdükler çalınmamalı. Kokoşkov atılmamalı yani. Ona cesaret etmemeliler. Ama bu nasıl olur Yani bilemiyorum. Obradovic'in atılamayacağını mı düşünüyorsun Euroleague hakemleri Tabii canım tarafından? böyle maçtaki mevzular olsaydı Obradovic giderdi, küfür ederdi. Kendi dillerinde de küfür ederdi ve hiçbir şey olmazdı. En fazla bir tane teknik faul erdi. İkinci teknik faul çalamazlardı Obradovic'i. Ama Pesic'i atmışlardı mesela 2 sezon önce. Pesic başka. Obradovic'i atamazlar ama. Lasso'yu atabilirler mi? Lasso'yu bilemiyorum. Ama şöyle düşün. Obradovic pardon. Obradovic'i düşün. Yani koçların da başkanı zaten o Koçlar Birliği'nde Ya o de. yani şöyle bir şey. Bir de Şimdi yani ağır bugün legend yani tabii Obradovic'i orası öyle, orası öyle ya yani nasıl ya Obradovic bambaşka bir klasman abi. tabii O aynen yüzden öyle. dokunamazlar bence. Şimdi burada tabii Ama lafı çok hakemlere gelmişken takılıyoruz. Bundan kurtulmamız lazım. ya Yani ben de onu gerçekten düşünüyorum. Ben de onu futbol düşünüyorum. takımı gibi yani hakem yani futbol takımı bıraktı hakemle uğraşmayı. Bu sefer Nando De Colo önderliğinde. Nando De Colo her maç hakemlerden bir şey bekliyor yani. Onun hakemlerden bir şey beklememesi gerekiyor. Onun çıkıp çatır çutur oynaması lazım. Nando De Colo için ben de şunu düşünüyorum. Hani benim sezdiğim şu. De Colo ilk maçta da söyledim. Yani liderlik rolünü zaten almış durumda Kokoşkov tarafından. Bu da zaten beklenilen bir şeydi. Yani Slokas'ın gitmesinden sonra ve de diğer işte eski parçaların ayrılmasından sonra daha
bir flash transfer yapılmadığı, o anlamda bir flash transfer yapılmadığı için, daha yani takıma dönük hamleler yapıldığı için transferlerde, De Colo'nun kalması Veseli ile beraber, yani De Colo Veseli ekseninde bir liderlik rolünün kurgulandığını zaten bekliyordun yani zaten, ve bunun karşılığı Kokoşkov da tabii ki yan yollara sapmadan bunu ortaya koymuş. Yalnız Ama ben son 2 haftada yok o liderlik işte hiçliği. De onu diyeceğim ya, Colo'dan zaten ne de Veseli'den var yani. şimdi ben, Tam da müthiş bir kriz var. Lider krizi ha bence. şimdi ona geleceğim. Ben lider krizi çıkacağını düşünmemekle beraber De Colo'dan, yani Fenerbaşe taraftarının De Colo'dan o lider beklentisi, ya da lider olmasa bile hani Efes'teki Larkin, ne bileyim şampiyon olunan, Euroleague şampiyon olunan senedeki işte Bogdanovic performansı, hani buralara kadar götürmeye gerek yok, gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü De Colo bence Kokoşkov da belki bir yerden sonra böyle düşünmeli. Yani şöyle söyleyeyim, sonuç olarak iyi bir kurguda doğru bir dominant rolde yer alacaktır De Colo. Bunun ideali, maksimum bu. Yani iyi bir takım kurgusunda en dominant rolü taşır, ama bunu hani böyle takımı, çünkü zaten Obradovic takımlarında da zaten hani kesin kati bir liderlik kurgusu yoktu. Hani tabii ki geriye Ya takım yani, Bogdanovic. ama mesela bu bahsettiğim liderlik, şimdi mesela lafını böldüm kusura bakma, ama Estağfurullah. şimdi De Colo ve Vesey'nin liderlikleri işte çok skor öğretmenlerinden, yıldız olmalarından itibaren yani o kısımdan dolayı geliyor. Ama bu takımın bir de bir karakter ortaya, karakter konulacağı zaman yani bir lidere ihtiyacı var. Bu lider, karakter konulması gereken lider 2 teknik faul alıp diskalifiye olmamalı Aynen mesela en öyle. Yani basitinden. Örnek veriyorum Kalilic. İsim veriyorum. Ekpe Udoh level'ında bir savunma lideri beklemiyorum bulabileceğimizi. Ama en azından Kalilic level'ında birilerini bulabilirdik savunma lideri. Yani belki de var içimizde o savunma liderleri. Belki Barter Hamilton, belki. belki Bartel yok. Yok. Hiç yok. İşte ben Bartel yerine şunu söyleyeyim. Mesela bu yeni gelen oyuncular arasında şu anda yeni, yani mayalanacak, oturacak takıma en yakın isimlerin şu anda hani ortaya koydukları performansı, işte ben onu da pozitif gördüğüm isimler iki tane şu an. Lorenzo Brown ve Ulanovas. Yani bu iki isim şu anda Fenerbahçelilik olma, yani bu Fener taraftarlık açısından söylemiyorum. Bu takıma uygun, bu takıma bu takımın bir parçası olma yolunda. O Kokoşkov'un kafasında kurmaya çalıştığı o takımın kendisine biçilen rollere göre en fazla mesafe kat eden bu 5 haftalık süreçte Lorenzo Brown ve şey, ve zaten sen de geçen bölümde şey demiştin, hani Lorenzo Brown'dan bir beklentin olduğunu söylemiştin bu maçta. İyi bir öngörü olduğunu düşünüyorum, ve zaten o da 22 verimlilik puanıyla hakikaten takımda en çok verim yapan, en çok böyle Altı sorumluluk asist alan yaptı. Topu da dağıttı. isim o da. Ahmet'le Bunlar iyi güzel ikili şeyler. Bunlar oyunlar iyi şeyler. çıkardılar. Ya mesela ya gerçekten takımın ofansında o kadar inanılmaz sorunlar yok bence. Yani Evet, bu eğer atıyor. Atıcı bir takım bu. olsaydı yani şey olurdu. Ahmet Düveroğlu bile 15 sayı attı yani. Ki Panathinaikos'un pota altı da fena değil yani. Hepsi en azından Ahmet level'ında adamlar. Mitoğlu olsun, efendime söyleyeyim. Özellikle şey, Papagiannis olsun. Papa Yannis. Bu arada Papa Petru'nun da olmadığı bir maçta Panathinaikos. Papa Nedovic'in bu Petro ekstra. olmasa daha iyi oldu bence. Bir de Papa Petro son Barcelona maçında da bile bile 5 faul görmüştü daha çok erkenden. Ama Papa Petro'da bir şeyler var ama bilmiyorum. Yunan arkadaşlarımı soracağım. Onlara sorsan. Ahmet Döveroğlu'nu tebrik etmek lazım. 15 sayı performans. Savunmada çok kötüydü ama hücumda da bir o Evet. kadar iyiydi. Çok büyük katkı Şaşırtıcı verdi yani derecede iyiydi, gerçekten. hatta yani hücumda. Kesinlikle O konuda öyle. hakkını verelim. Ama peki, bir asıl sorumu sormadım sana. Yani de asıl söyledim ama ne diyorsun? Ya yani bu maç için hani yine de ben üzdü denilebilir mi? Yani ya işte ya kaybettik. Buradaki üzüntünün, eğer üzüntü kazanabileceğimiz bir maçı kaybettikse, o zaman benim söylediğim üzüntüyü vermemiş oluyor. Yani sinir etmemiş oluyor, gıcık etmemiş oluyor. Sadece üzmüş oluyor. Böyle bir üzme gelecek için hayırlı bir üzülme diye düşünüyorum. Eğer savunmada gerekli dersler çıkartıldıysa, Yani işte artık o da teknik heyetin işi kardeşim, yani ama otursunlar. şimdi Erdem hücum ve Can bu arada savunma takımın nasıl diyeyim? başındaydı. Ya hücum ve savunma, ya Erdem Can bu arada Obradovic aurası Evet, o verdi çok belliydi kenarda. ya. Şu O yani güzel etkiledi. o Hoşuma da nosyondan gitti geldiği için. zaten. Yani o Evet. kadar belliydi ki o.
Üstüne Melih'in çıkıp üçlükleri falan. Bu arada Melih'e ek parantez açmak Evet, ben istiyorum. ondan da bahsetmek Melih, istiyorum. işte Melih bu. Bunu yapması lazım Melih'in. Bu kadar ya. Ben yani bence görevini yaptı Melih gerçekten. Ya yani Kesinlikle. hiçbir şey demiyorum yani. Mesela eksi bir verimlilik puanı ama maçta yapabileceğinin en iyisini yaptı Melih. Yani onun olması gereken bu. Herkes korkuyorsa sen kaptansın abi. Çıkıp atacaksın zaten. Tek meziyetin üçlük atmak. Onu da yap yani. Ya şimdi Melih oyuna girdiği zaman şunu düşündüm. Ben de senin gibi ya artık bu isimleri Melih Mahmutoğlu, Efes'teki Doğuş Balbay'ın falan bunların bir anlamı var. O takım için bir anlamı var. Evet. Yani mesela şöyle bir şey de olabilir. Yani diyelim ki yerli oyuncu, işte yıllardır oynayan oyuncu, milli oyuncu ama senin Euroleague seviyen var. Bir Euroleague'de mücadele seviyen var. O seviyenin altında kalmış olabilir ve o noktada artık hani ona çok fazla şans vermeyebilir koçlar ama Efes'te Doğuş'a ve Fenerbahçe'de Melih'e hangi koç çalışıyorsa onlarla, işte Obradovic'in, Kokoşkov veya Efes'te Ergin Ataman, yani Doğuş'a ve Melih'e belli zamanlarda belli görevler üzerine güvenerek şans veriyorlar. Yani oyun o dakika veriyorlar ve onlar da hakikaten dikkat ediyorum. Özellikle senin söylediğin gibi görevlerini o kadar tecrübeyle yapıyorlar ki ya olabilir mesela bir maçta Melih sokamayabilir mesela istediği kadar. Ama 5'te 2 ile attı yani. aynen Panathinaikos maçında görevini de yani orada kendisine tanınan görevi ve o katalizörlük görevini çok iyi yaptı. Oradaki takımı Aynen zaten bak çok doğru dedin işte o katalizörlük zaten yapmaları gereken işte o attığı üçlükle herkesi tekrar oyuna sokması, evet. herkesi tekrar maça katması Hı-hı. yani çok değerli. Bu da O bir Gerald'i yapamaz yani. Yani tabii ya o Dekolo'nun liderliği değil bir kaptanlık meselesi bu. Ya bu hem kaptanlık hem liderlik hem katalizörlük ötesinde takımı sürükleme işini aynı anda yapma dediğin zaman o zaman Vasilis Spanulis oluyorsun zaten. Yani o başka bir seviye. Ama Spanulis değilsen bu şekilde bu gözle bakmak lazım. Ben açıkçası Fenerbahçe ve Panathinaikos karşısında yenilgisini bekliyordum ama bu da tabii ki bir kötücül bir yerden değil. Panathinaikos'un geçen bölümde konuştuk biliyorsun hani pozitif olduğunu da düşünüyordum. İyi bir Panathinaikos olduğunu düşünüyordum bu sene. Bu arada Antetokounmpo kardeşler de maçtaydı. Thanasis geçen sezon Panathinaikos'taydı zaten. Beraber onlar da Yunanistan'da bu maçı izlerken keyif aldılar. Evet. Şimdi başka Hatta var mı? Diamantidis de vardı maçta. Diamantidis de mi vardı? Onu Ve atlamışım. Anvertis, evet. Şeyi ne diyorsun? Biz şimdi Real Madrid'den biraz bahsetmek istiyorum aslında. Ama haftanın Fenerbahçe o dosyasını kapattık mı yani şu an? Panathinaikos maçında Fenerbahçe. mı? Evet. Yani söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Ben Ya açıkçası kapatalım diye biraz açık kaldı da o yüzden yok hani kapatalım kapat kapatalım. kapatalım. Fenerbahçe bir sonraki haftaki kiminle oynayacak onu da zaten tahminlerde konuşacağız. Ama ben Fenerbahçe'nin pozitifte bitirdiğini düşünüyorum. Ne diyorsun? Yine de halen pozitifte kaldığını düşünüyorum yani. Savunmaya bir çare O doğru. bulmazsak işler çok sıkıntı. Ne kadar iyi atabileceğiz? O var. Çünkü bir yerde savunma ihtiyacımız olacak. Çünkü mesela Celal'i 6'da 6 atacağız CSKA maçında ama yanına bile yaklaşamadı son iki maçta. Abi Jrue Holiday'i Yani bence Fenerbahçe taraftarı bonus olarak görsün bu sezon. ya zaten bonus öyle ama mesela örnek veriyorum İşte Ulanova'sın daha oturması O lazım. öyle. Yani Ulanova'sı henüz çok görsün. yan yani mesela örnek veriyorum ofansta yan rollerde olabilirsin ama defansta savunmada tam lider sen olabilirsin. Ben Ulanova'dan öyle bir şey bekliyordum ama savunmada da hücumdaki gibi yancı statüsünde devam ediyor. Ondan daha böyle bir aktiflik beklerdim savunmada bilemiyorum. Ben öyle görüyorum. Ya ben açıkçası Savunmaya işlememiz, reboundlara çalışmamız lazım. Eksiklerin de takıma bir an önce dönmesi olması lazım. Bir de Bobby Dixon biraz daha artık Bobby Dixon şeyleri ya şöyle bir bekliyordum onu. şey ben Bobby Dixon'ın mesela bir önceki yani son iki maçtaki ben bundan önceki iki maçtaki performansı ortada. Mesela bu maçta da Ahmet Düverioğlu bir performans sergiledi. Ben Ahmet, Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu üçlüsünü ayrı bir grup olarak görüyorum. Bu arkadaşların sezon boyunca özellikle Euroleague maçları, Türkiye'deki başka da Euroleague maçlarında bu üç ismin o katalizörlük ve destek ve o tecrübe, o Obradovic döneminden kalan üç önemli oyuncu olarak çeşitli rolleri olacağını, maç maç çeşitli rolleri olacağını ve bunları uygulayacaklarını ama belki hani her maç
Hep mesela Ahmet Düveroğlu'na şey bekler misin mesela? Vay adam 15 sayı attı. Bundan sonra muhtemelen işte ortalama 10 sayı oynar diye Hayır, hayır beklentin öyle var mı? bir beklentim yok. Bobby Yok. Dixon özelinde söylerken de zaten aslında dediğin gibi yani. Mesela ben Bobby'nin girip CSKA finalinde yaptığı gibi 15-20 sayı atıp bizi yönlendirmesini beklemiyorum. Ama Bobby'nin karakterini, o yüreğini hepimiz biliyoruz değil mi? O yürekten bize bazı kesintiler sunsa, takıma sunsa ateşler. Bunu göremedim sadece. Yoksa Bobby'nin ne kaç sayı attığı önemli değil. Evet. Yani ben Bobby'nin açıkçası kalbi yeter yani. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Yani Bobby var rahat ol. Hani Bobby girer 3 dakika oynar. O bile yeter diye düşünüyordum ben tam bu. ama yok yani yetmiyor. Ya işte bazı maçlarda olmuyor çünkü yani yaş da ilerledi. Bilemiyorum. Onun Ama etkisi de olabilir Bobby'nin ama acil geri dönmesi lazım. Çünkü karakter lazım. Bir takımın bir karakter eksiği var bence. ben Fenerbahçe ve Beko'yla sen savunma dedin. Çok doğru düşünüyorsun bence ama ben de bir yorum yapayım. Böyle not olarak kalsın. Fenerbahçe Beko'nun bu sezon sonuna kadar olgunlaşması, yani bu sezon sonunda abi bu takım oldu dememiz için iki isme bakmak gerekiyor bence. Birisi Jonny Hamilton, diğeri de Dijon Pierre. Çünkü ben kafamda böyle bir şema çizdiğim zaman takımı çizdiğim zaman kafamda mesela Ulanovas, Bartel, Lorenzo Brown zaten ister istemez bu takımın işleyen bir parçası olmak zorundalar. Ama ne olur biliyor musun? En kötü ihtimal sezon sonunda eğer olmazsa atıyorum giderler. Ya da başka bir takviye yapılarak pozisyonları değişir, rolleri değişir vesaire. Ama bu sezon bir gerçekten sıçrama olacaksa bu sezon sonuna kadar Gerald Eddy'yi ben dediğim gibi şey olarak görüyorum. Yani hani bir bonus olarak görüyorum ama özellikle Hamilton ve Pierre'in ekstra olarak hani takımın bir önemli parçası haline geldiği bir kurgu bütün işleri değiştirir. Çünkü diğer isimlere baktığın zaman zaten hepsinin rolü belli ve onların artı eksi tolerans alanları belli ve rolleri de belli. Yani mesela De Colo atıyorum 5 maç formsuz oynama lüksüne sahip değil. Devesseli de öyle. Mesela Ahmet Düveloğlu'ndan sen 15 sayı attı diye demin söylediğin gibi yani ortalama 10 sayılık bir performans bekleyemezsin. Bobby Dixon için de öyle. Belki Melih için de öyle bu saatten sonra ama Lorenzo Brown rolü belli mesela. Ama bu özellikle Hamilton ve Pierre'in ileriki süreçte ne kadar takımın bir parçası olacakları, ne kadar kendilerini bu takıma uyumlayıp geliştirecekleri bence yani ben genelde benchçiyimdir böyle durumlarda. Avrupa basketbolunda da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bench'teki kritik iki isim bu. Eğer bu iki isim atılda kalırsa bütün süreçte Fenerbahçe Beko'nun gelişimi, yani bu takımın gelişimi bir sonraki sezona doğru daha da uzayacaktır diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Panathinaikos'ta ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu Geçen bölüm gösterdi. söyledim ben Ben işte. ölmedim dedi. Bana Evet valla sen öyle. geçen kimi söyledin? Bir örnek verdin. Kötü bir Maçta Panathinaikos demiş falan maçın diye. spikerlerinden biriydi. Canereler miydi? Günahını almak Ne demişti? Ne istemiyorum demişti? ama gördüğüm en kötü Panathinaikoslardan biri demişti. Ben de inanılmaz şaşırmıştım. Yok. Hani bu sefaletteki en yani efektif Panathinaikoslardan biri. Bence Santrostur, efendime iyi bir söyleyeyim. Panathinaikos bu sezon. Nedovic var. Yunanlardan müthiş katkı alıyorlar zaten. İşte Evet. onların en büyük artıları o. Kesinlikle. Başka bir programda Türk oyuncuların katkılarını Panathinaikos'ta konuşuruz. konuşuruz. Ve kapatalım. Haftanın oyuncusuna geçelim. Ben Nedovic'te ortak mıyız orada? Nedovic'e verelim ya. Nedovic hak etti. Çok da istedi bence. Nedovic'e verelim. Bu arada yine CSKA'da Hackett'ın çok ekstra performansı olduğunu da burada not düşelim. Kaybettiler. Önde götürdükleri maçta kaybettiler Kızıl Yıldız'ı ama Hackett 39 verimlilik puanı aldı. Ama biz kazanan tarafında yer alalım dedik ve Nemanja Nedovic'i haftanın oyuncusu seçtik. Hackett'a da tebrik Ve ediyoruz tabii. parantezde de Jordan Lloyd. Evet, Jordan Lloyd. Kızıl Yıldız'ın kazananı Tek Jordan başına Lloyd. devam ediyor o da her hafta. Evet. O da başarılıydı ama Nemanja Nedovic yani semt çocuğunun söylediği bu gitgellerden sonra bu maçta bu o gitgeller sürecine noktayı koydu. Kendisinin 26 yaşında bir Sırp olduğunu da Nemanja Nedovic'i de böylece seçtik. O da bu değerli program tarafından hafta oyuncu seçildiği için muhtemelen yarın bizi arayıp teşekkür edecektir, Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. değil mi?
Evet, haftanın takımı olarak da ben Kızıl Yıldız diyorum. Kızılyıldız'a veriyorum ben de oyumu. Evet, Kızılyıldız. Ya Kızıl Yıldız'a bende ne yaratıyor biliyor musun? Fenerbahçe maçından beri ilk maçta da o zaman da konuşmuştuk. Yani çok diri bir takım Kızıl Yıldız. Bu sezon özellikle belki de Sasha Obradovic'in de katkısıyla head coachları Sasha Obradovic'in de onun o kenardaki müthiş enerjisi takımı iten enerjisiyle ve Kızıl Yıldız'a tabii ki Jordan Lloyd'un çok büyük bir katkısı var ama işte oyuncuların geneline baktığınız zaman işte David Dovatz'ı da özellikle burada hatırlamak gerekiyor. Yani Kızıl Yıldız çok diri bir takım. Yani deplasmanda olsun içeride olsun öyle hiçbir şekilde boyun eğmeyen bir takım. Tabii Kızıl Yıldız bir de Avrupa basketbolunun merkez ülkelerinden olan Sırbistan takımı olarak zaten ayrıca bir değere sahip. Ben Kızıl Yıldız'ı açıkçası izlemekten keyif aldığımı söyleyeyim bu sezon. Kızıldız güzel oynadı. Fena da bir kadroları yok. Kuzmiç Evet. var. Kuzmiç'i de Tyler söyleyelim. O da Real Rochester Madrid'den var. geldi. Aynen. Tyler Rochester var. Jordan Lloyd. Torian Wolden. Bunlar hep iyi basketbolcular. Bir de Kızılyıldız biraz şey gibi. Futboldan bir örnek vereceğim. Geçen sene Fenerbahçe sezona başladı. 5-1 Gaziantep'i yendi. İşte herkes ya Gaziantep çok kötü, küme düşer bu Gaziantep. Biz de ilk hafta Kızıl Yıldız'ı yenince basket takımı herkes dedi bir Kızıl Yıldız mı kötü acaba falan Yok. değilmişler. İyi Değildi. top Kızıl Yıldız'ın biz iyi çok basket oynuyorlar. ay çok pota dövdüğünü de hatırlarsan söylemiştik. Yani şu anda o kadar pota dövmüyorlar. Tabii bir sezon başı formsuzluğu da vardı bütün takımlarda. Tabii, daha Simonovic girecek, Tabii. sinir bozucu üçlükler atacak Tabii falan. tabii aynen öyle. Daha o köprünün altından çok sular akar Kızıl Yıldız. Ve Kızıl Yıldız Daha bence yakar. şu anda playoff adaylığını çoktan açıkladı bence. Yani 8'i zorlarlar ya her türlü Evet. sonuna kadar. Playoff adayı açıkladı. Buradan da tebrik ederim. Bu arada şeyi de söyleyelim. Bu dedi ki haftanın oyuncusu Nedovic diye. Şu anda ben bir özel bir şey vereceğim. Kronoslav Simon da şu anda bir not dikkat ettim şey toplam bir dakika. Bir istatistik dikkatimi çekti. Şu anda toplamda verimlilik puanı ortalama zirvesinde Kronoslav Simon var. Tüm EuroLeague oyuncular içerisinde bu Aynen sezon öyle. için mi? Evet. Yani bu sezondan Tüm bahsediyorum. zamanların mı? Bu Bu sezon. sezon Evet. canım, bu sezonun. Ha, averaj olarak en yüksek indeks Evet. rating onda. Evet. Bunu da bir dipnot olarak paylaşmak istedim bu bölümde. Dikkatimi çekti. Senin uyuz Kronoslav Simon. olduğun Lucic'te ikinci sırada. Evet ya ben Simon'a da uyuz oluyordum da yani böyle sonra sevmeye başladım kendisini. Sonra konuştuk anlaştık zaten. O beni aradı dedi ki sen niye böyle şey yapıyorsun falan. İngilizce konuştuk tabii. Hallettik yani aramızda. O yüzden Lucic'le konuşmadım Peki. ama. Hiç Peki. buna üzülecek ama Ya bir denk alışacak geliriz o şimdi. da. Covid var o yüzden çok seyahat edemiyorum bu aralar ama Almanya'ya gidince konuşuruz bir ara. Birer Peki. rakıya içip sizi barıştırırız Sırp Aynen işçisi. öyle. Peki o zaman bu bölümü noktalayalım ve de bence diğer maçlar ve oradan da biraz Real Madrid konuşalım. Evet, bu arada Simon'dan açtık. Evet, dediğim gibi Lucic'ten sonra Jordan Lloyd'u söylemiştin ya sen. Jordan Lloyd 3. sırada, Giedraitis 4. sırada ve Sergio Rodriguez de 5. sırada. Onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Toplamdaki verimlilik puanı sıralamasında bu sezon böyle bir sıralama var. Bu isimler belli ki bu sezon daha çok adından söz ettirecek. Onu da şimdiden işaretlerini verdiler. Evet, aynen öyle. Abi şeyi konuşalım diyorum ya Real Madrid. Şimdi Barcelona Real Madrid El maçını Clasico, evet, evet yani konuşalım. burada da ben haklı çıktım. Orada da kendi hakkımı yedirmem. Ben dedim ki geçen bölümde tahminler zamanında
Barcelona Real Madrid'i çiğ çiğ yer mi dedim. Sen dedin ki Real Madrid dedin işte olmaz o iş dedim. Ben ama ne yaptı Barcelona Real Madrid'i çiğ çiğ yedi abi. Ya çiğ çiğ yani ikinci ve üçüncü periyot biraz evet çiğ çiğ oldu, hatta özellikle ikinci periyotta, ama sonra üçüncü periyodun ortalarından sonra o iş değişti. Hatta bayağı da salladı ama bir şeyler düşünmedi Barcelona, maçı aldılar. Bu arada maçı izlemeyenler olabilir. 79-72 Barcelona kazandı ve 79-72'ye bakarak şey düşünmeyin yani. Hani adının da Barcelona Real Madrid olması ve skorun 79-72 olması sizde şöyle bir şey canlandırabilir kafanızda. Vay be ne çekişmeli maç. Hiç öyle bir çekişmeli maç falan değildi. Aynen, Barcelona hiç hep değildi. öndeydi ve bir ara 15 sayı çıkardı fark hatta. Bayağı domine etti maçı. 22 sayıya çıkardılar. 22 sayıdan döndü ama Real Madrid bir 22 sayı şekilde. doğru. Ya tamam ama bak döndüğü zamanlar dikkat ettin mi? Bak Real Madrid geri dönüş yaptığı zamanlar da Barcelona düşmedi abi yani. Düşmediler. Bir de fizik farkı da vardı bayağı, bu maçta gözüme çarptı. Yani Tavares'in üstünden falan smaçmasla Alex Abiyun'un üstüne falan gitti Hı. baya. Çok zorladılar. Topu iyi paylaştılar. Brandon Davis'i çok iyi kullandılar. O da çok faul aldı zaten. Çok fazla çizgiye Nikola gitti. Mirotic yoktu. Mirotic yoktu ama dediğim gibi Mirotic'in olmaması takımı çok olumlu etkiliyor o top Ya paylaşımı sen de yani Nikola konusunda. Mirotic yoktu. Mirotic'in olmaması iyi oldu. Ama sana bir Papa şey söyleyeyim. Petru Peki yoktu. o Papa zaman Petru'nun bunu olmaması nasıl... iyi oldu. Ama bir şey söylemiyor. Bunu istatistikler öyle gösteriyor ve maçta da bunu öyle görüyorsun. Şimdi her maç Mirotic olmadığı zaman Barcelona'da da bir X faktörünün çıkmasını nasıl açıklıyorsun? Bir değil, iki tane X faktörünün çıkması. Yasikevicius'la açıklıyorum. Ben topun daha farklı paylaşılmasından dolayı bunun olduğunu düşünüyorum. Şimdi Barcelona'da Yasikevicius'un katkısı Barcelona'da PES için yapamadığı, PES için ya da PES için yapamadığı Yasikevicius'un şimdiden daha hallettiği bir şey var. Barcelona'nın elindeki potansiyeli, o kadroyu bir yani o kadronun hak ettiği seviye basketbolunu, o seviye takımını şimdiden Yasikevicius bence oluşturmuş gibi duruyor açıkçası. Ben öyle görüyorum. Mesela PES için yapamadığı biraz buydu. PES için yaptığı şey ise Barcelona'nın yerlere düşen halini toparlayıp siz Barcelona'sınız, kendinize gelin demesiydi bana kalırsa. PES için görevi de buydu ama daha sonrasında işte Mirotic gibi transferler yani bir üst seviyeye hani Barcelona'nın daha da önceki şampiyonluğa koşacak kadrosunun kurulması için yapılanma yapıldığında Pešić orada o istenen seviyeyi yakalayamadı. O yüzden zaten gitti ve Yasikevičius geldi. Yasikevičius şimdi onu yapmak üzere. Yani o kadar örtüşüyor ki. Çünkü Yasikevičius diyor ki ben zaten Žalgiris'te kendimi ispatladım ama Žalgiris'te bir yere kadar kadro olarak. Ama Barcelona'nın kadrosu potansiyeli yeterli. Şimdi ben de yukarı çıkarken bu yukarı çıkmak isteyen ve bu potansiyeli olan takımla beraber bunu yapacağım diyor. Çok doğru bir ortaklık bence. Her şey yerli yerinde. Mirotic tarafına gelince evet haklı olabilirsin ama yani şimdi şöyle bir şey de var abi. Mirotic şu anda Avrupa'nın en değerli oyuncusu. Yani ve Barcelona'nın transfer ettiği zaman ben hayırdır ya bu adam niye buraya geldi ki şimdi dediğim bir adam. Yani NBA'de de gayet keyfi yerinde olan NBA'de elit yani Avrupalılar arasında elit olan bir oyuncuydu. Ama Mirotic'siz veya Mirotic'li hiç fark etmez. Bence burada Barcelona'nın bu dominasyonunda konuşulacak olan şey Barcelona'nın tebrik etmenin yanında bence Real Madrid. Yani Real Madrid'le ilgili çok önemli bir tespitim var yapayım mı? Buyursunlar. Abi Real Madrid geçen sene Fenerbahçe'nin yaşadığı krizi yaşıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Diyorsun. Kesinlikle. Ya çünkü geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu burada anlatırken ben veya insanlar herkes şuna çabaladı. Herkes şuna çabaladı. Ya Stokos öyleymiş de yok işte Melli böyleymiş de pardon Melli yoktu işte yok Kalinic böyleymiş de yok. Veseli de sakatmış da Obradoviç abi ne anlatıyorsunuz? Bu bitmişliğin yani adık yani kesin olarak matematiksel anlamda açıklanamayacak bir bitmişlik vardır hayatta. Böyle şeyler vardır. Şimdi bu Fenerbahçe Beko geçen sezon o noktaya geldi. Şimdi bu sezon bu da ne oluyor? Genelde belli bir başarı temposu yakalayan takımların dönemleri bitiyor.
bitiyor artık, hani bitiyor artık, olmuyor. Ne bekliyorsun ki zaten? Şimdi Real Madrid'in kadrosuna baktığın zaman ne diyeceksin? Buna yorum mu yapılır? Ne diyeceksin abi? İşte Yul formsuz, yok işte Campazzo gereken katkıyı veremiyor. Ya Tavares'te bir halle. Bunlarla açıklanacak olan konular değil bunlar. Yani evet, tek tek baktığın zaman belki işte Anthony Randolph'tan istenilen katkıyı bir türlü alamıyorlar. Anthony Randolph'a mı kaldı Real Madrid? Yani ona mı güvendi yıllarca? İşte Luka Rudy Doncic gitti de. Fernandez var ama. Rudy Fernandez ve Randolph aslında çok güvenli. İki yani iki forvetten sayı, verim alamamaları yani. Bir de Real Madrid'in tempoya dayalı oyununu düşününce onlara biraz sekte vurması Abi o normal zaman ama şuna geliyor. başka ama senin dediğin gibi yani başka bir sorun var. Burada bence bu yani şu üçgende incelenmesi lazım. Rudy Fernandez bu üçgenin parçalarından kesinlikle biri. Lul ve Campazzo. Ben buralarda bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Belki yanılıyor olabiliriz tabii ki ama çünkü Rudy Fernandez'in sezon başından beri çok kötü olmasını bilmiyorum. Başka bir Ya açıklaması yok. şundan bahsediyorum. Bunlar doğru bu arada. Hani Randolph ve Fernandez'in istenilen katkıyı vermemesi, Yul'un belki yani tırnak içinde yaşlanmış olması ya da ne bileyim işte Yul Tavares yaşlanmış değil. Çok ağır bir sakatlık ya geçirdi şu an. sakatlığı Aynı sonrasında sakatlığı işte o yaşadığım eski için Yul'un onu anlayabiliyorum. ya işte tırnak içinde dememin sebebi o yani. İşte Gabriel Deck aslında bence çok çok değerli bir oyuncu ama işte bu sene istenilen ve ama tamam da abi bunlar değil. Yani bu Real Madrid bunların açıklanacak olan bir takımdı. Geçen sene Fenerbahçe Beko için bu zorlamalar yapılıyordu Bir mesela. oyun da oynamıyorlar açıkçası yani. Mesela o eski tempolu Pace and Space'tir efendime söyleyeyim. Sürekli işte rakibi rahatsız eden, Tabii. işte koşturan, yoran. Bu Real Madrid kalmamış artık. O ceza şutları falan bitmiş, ölmüş Ya, gitmiş takımın yani. da koçu aynı koç. Pablo Laso ve çok başarılı. Yani Real Madrid çok başarılı. İki tane şampiyonluk yaşadı şimdi. Yanlış söylemiyorum galiba. Son beş sezonda iki şampiyonluk gördü. Yani tamam Luka Doncic'le kazanıldı bir tane. Luka Ama Doncic Doncic. kazanmadı mesela o şampiyonluğu. Doncic kazandı. Ben canlı Yok abi. seyrettim bu maçları. Doncic kazandı o Hayır abi şampiyon. Doncic'in de oldu. Bak şimdi şöyle. Fenerbahçe'nin Doncic şampiyonluğu fanı değilim ama gözümle canlı izledim. Hakkını veriyorum Luka Doncic'in ben yani onu. Doncic fanıyım bu arada. Ben fanı değilim ama o Ben çok net Doncic'e Doncic yani. fanıyım canım. Yani benim Doncic fanlığım herhalde hani hayatımda ilk kez bir oyuncuyu bu kadar hani fanat destekliyorum. Bu kadar seviyorum yani. Yani. O kadar iddialı konuşmalar yapmak istiyorum ama hani yemiyor öyle söyleyeyim Doncic hakkında. Hani böyle şöyle bir iddialar mesela. İşte Avrupalı en büyük Avrupalı kim abi tarihte? Dirk Nowitzki. Hani birinci sırada o var şu anda. Ben diyorum ki Petrovic'i koyuyor herkes. Dražen'i ya koyuyor ama. Petrovic'in şey olduğu için sınırlı olduğu için hani top daha uzun süreli falan olduğu için hani istatistik var. Nowitzki işte birinci sırada şampiyonluğu falan da var Nowitzki'nin MVP'si de var. Yani ben diyorum ki Doncic için hani oralara kadar vardırıyorum işi. Abi diyorum siz Avrupalı tartışıyorsunuz. Doncic artık hani Amerikalılarla beraber tartışırsınız Doncic yani o en tepeyi düşünün. Bırakın Avrupalı arası o çıktı oradan çoktan çıktı diyorum. Oralara kadar işi vardırıyorum. Buna rağmen şunu demek istiyorum. Doncic'in katkısı tabii ki yadsınamaz. Ama ve tabii ki Doncic'in olması sayesinde şampiyon dediğin gibi geliyor. Ben o zaman şunu sorayım sana. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bogdan Bogdanovic sayesinde mi oldu? Hayır, Ekpe Kapatıyorum programı. Programı kapatıyorum. Bogdanovic ya. O çok severim Bogdan'ın yeri çok çok özel benim için. Yani Yani öyle bir cevap verdin ama o ki. şampiyonluk biraz Ekpe Udo ya. Ya bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bogdan'ın hakkını kesinlikle yemiyorum. Benim Fenerbahçe formasıyla gördüğüm en yetenekli oyuncu tartışmaya bile kapalı Obradovic'in yani. en çalıştığım en yetenekli basketbolcu dediği isim Yani daha o. yeteneklisini ben Fenerbahçe formasıyla canlı izlemedim. Şutörlük olsun, saha içinde etkisi olsun. İbrahim Kutluay dahil olmak üzere. Bogdan Bogdanovic herkesten farklı bir yerde. Damir Mrsic'ten bile farklı bir yerde. Şimdi o şampiyon olduğumuz sezon konu çok dağıldı ama bunu söylemek istiyorum. Yok Real Şampiyon olduğumuz Madrid'i konuşmak sezonda için bu Fenerbahçe'yi konuşuyorum. Bogdanovic'i suçlayamıyorum ama şampiyon olduğumuz sezonda sezonun büyük bir bölümünde sakattı Bogdanovic. Sonra playoff'lara yakın geri döndü. Playoff'larda tam sağlam düzeldi. O akada çıktı kafasını salladı.
Sonra hani Bogdanovic sezonun büyük bir kısmını yoktu ama Ekpeyudo o sezonun başından beri vardı. Hani Kuban deplasmanında tek bacaklı 40 dakika oynadığını hatırlıyorum ben. Hani o sezonu bambaşka bir yere getiren Ekpeyudo'tu. Yani Şampiyonluk potaya dönemiyle gitmeye alakalı korkuyorlardı yani. ya Bayağı. Fenerbahçe ve Tabii konu biraz takımında bütün emeğini yok saymış gibi oluyoruz ama yani öyle değil tabii ki de ama Ekpeyudo'nun çok büyük bir farkı vardı yani o sezon. Çok acayipti yani. tamam. Bize şampiyonluk sezonunda ilgili duygusal anları paylaştığınız için teşekkür ederiz bu arada Ve Real dinleyenlerimizin. Madrid'e geri dönelim Hayır. hızlıca. Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Yani benim yani öyle bir trollsün ki. Yani ben aslında konuyu başka bir yere yani istediğim cevabın düzlemini değiştirdin ya. Ben bir oyuncu sayesinde mi olur o şampiyonluk diye Bogdanovic örneği verdim. Gittin dedin ki hayır dedin. Hayır deyince bir içim ferahladı. Geldin ondan sonra hayır o değil Ekpeyudo dedin. Yani ben onu demiyorum ki. Ben şunu diyorum. Yani Yudoh'la Bogdanovic peki Yudoh olsun fark etmez. Yani şunu demeye çalışıyorum ben. Real Madrid geçen sezon da Real Madrid'di. Bu sezon değil. Fenerbahçe, Bogdanovic ve Yudoh gittikten sonra da Fenerbahçe'ydi. Geçen sezon değildi ama. Bu değilin nedeni ise öyle isimler üzerinden, koç üzerinden tariflenmez. Bu şunun habercisidir. Bu sene Fenerbahçe ve konum Mental mevzular mı? efendim Mental mevzular mı? mental mevzular tabii ki ve bir tükenmişlik sendromu abi. Yani bu böyle bir şey var. Bak şimdi Löwen nasıl mutlu? Lucas nasıl mutlu? Kalinic nasıl mutlu? Obradoviç de mutlu. Kokoşko da Fenerbahçe de mutlu. Yani o değişimi yapman gerekenin habercisidir. Yani sen kalkıp da önümüzdeki sene ya bu Yule'le Randolph seneye inşallah daha iyi olur dersen 2 sene daha kaybedersin. Şimdiden Real Madrid, hele ki Campazzo NBA'ye giderse ki bu ortamda muhtemelen gidip bir şekilde ayarlayacaktır kendine bir takım orada. Abi bir şekilde alın beni buradan alın diyordu şimdi o bir yerlerle bağlantı halindeler zaten. Draftlarda beni seçin bir şekilde diyordur. Dolayısıyla hani Campazzo da gittikten sonra artık kasmanın alemi yok. Yeni bir değişim şart. Tabii ki basketbol açısından konuştuğun ya yani basketbol tekniği açısından konuştuğum zaman dediğim gibi konuşacak çok şey var ama şöyle bir şey de var abi. Sen şimdi Barcelona'ya yenildin. Çıkıp şey diyebilir misin? Ya bu Barcelona abi normal. Alba'ya yenildin abi. Sen Alba Berlin'e de yenildin. Hatta fark yedin yani. Valencia'ya da yenildin fark yiyerek. 10 sayının üstünde fark yiyorsun bunlardan sen. Baskonya'ya aynı şekilde. Evet. Karıştırıyor muyum? Ha Baskonya'ya da yenildin değil mi? Ya ikisine de yenildin değil mi? Valencia'da var, Baskonya'da var. Yok hayır, Evet. Valencia maçını kazanmışlardı. Kazandılar mı onu? Karıştırdım galiba. Neyse sonuç olarak sen 10 sayı fark yiyerek bunlara da yenildin. Senin hikayen başka artık. Hani Mirotic'li Mirotic'siz, Barcelona'lı Barcelona'sız değil. Hikayen başka Pardon, senin. Valencia evet hepsini de kaybetmişler. Tek Evet ikisine de kazandıkları kaybetti. maç kim ki? Bir tane maç kazandı şu anda. Evet. Yani sonuç olarak bak bugün Real Madrid 4 maç kaybetti. Fenerbahçe de 4 maç kaybetti. Fenerbahçe'ye Üç olumlu maç. bakıyorsun. Real Madrid'e olumsuz bakıyorsun ve olumsuz baktığın takım Fenerbahçe'ye nazar olumsuz baktığın Real Madrid Fenerbahçe'nin kadrosundan daha kuvvetli bir kadroya sahip şu anda bile. Böyle bir noktada o zaman oturup senin başka şeyler düşünmen gerekiyor. Oturup da Anthony Randolph'un performansını nasıl artırırımı düşünmek sana sadece 2-3 maç kazandırır daha fazla değil. Ya yani bu sezon gitti Real'de ben sana söyleyeyim. Buradan dönmez. Anthony Randall Fener'e gelsin. Bak o olur. Fenerbahçe'ye gelsin mesela Anthony Randolph. İşte atıyorum Real Madrid'de başkası gitsin. Tabii bu arada başka hikayelere dönüyor. Euroleague'de yeni isim çıkması konusunda Avrupa'dan biraz böyle bir sanki bir geçiş jenerasyonu yaşanıyor şu anda. Oralar biraz kısır gibi duruyor. Orada da işte nasıl ki Avrupa'dan kafayı çıkaran 2-3 tane isim hemen hop kendini NBA'ye atıyorsa NBA'den Avrupa'ya gelen Amerikalılar bu sene rekor kırılmış mesela. Nasıl ki NBA'de şu anda Avrupalı rekoru kırıldıysa bu sene Euroleague'de de Amerikalı rekoru kırıldı. Amerikalı oyuncular şu anda yavaş yavaş Euroleague'in karakterini belirlemeye doğru gidiyor. Onu da söylemek lazım. Evet. Çünkü gelmiyor yani yeni isim gelmiyor yani öyle her sene Doncic çıkmıyor yani. Belki de biraz scouting'le alakalı bir şey olabilir mi? Yani Porzingis rol modelinden yola çıkarak şimdi mesela önceden şöyle durumlar oluyordu.
bir oyuncu aşırı yetenekli ise Euroleague'in top seviye takımlarından biriydi. Bir sezon oynuyordu en azından. Örnek veriyorum Thiago Splitter, örnek veriyorum Ersan İlyasova, örnek veriyorum Luka Doncic, örnek veriyorum. Daha arttırabilirim bu Tamam, örnekleri. anlaşıldı Ya örnekler. Manu Ginobili'dir Evet. falan da filan. Yani hepsi bunlar bir kendini gösterdiler. Ha, bu çocuk iyiymiş dediler üst seviyede. Öyle gittiler. Ama bu Porzingis'le başlayan, hatta ondan önce de o tarz örnekler vardır ama daha ben daha gençken alayım, daha erken Tabii keşfedeyim, canım, daha öyle erken artık o iş. keşfedeyim. O öyle oldu. Artık böyle daha altlardan daha farklı şeyler göreceğimiz Yani günler gitme gelecek. kolaylaşınca, yani gitmek kolaylaşmasının yanı sıra, şimdi Luka laf lafı. Doncic de ama çok şey değiştirecek aslında. Ha işte ona geleceğim. Şimdi bak, bir mesela şey var, İbrahim Kutluay Mirsad zamanlarını hatırla. Yani gidip orada kalana da çok büyük yani gözüyle bakılıyordu. Yani çünkü hadi gittin. Gittin de orada tutunabilecek misin? Şimdi giden tutunmaya başladı bir de. Öyle bir şey de var. Tutunabiliyor. Çünkü orada basketbolunu geliştirmek, NBA'deki antrenman teknikleri gelişti. NBA'deki oyuncu yaşamının o basketbol gelişimi için bir yaşam tarzı gelişti. Herkes işte menajer sistemi değişti filan. Oraya giden orada kalıyor. Hiç kimse böyle ya ben çok nadir artık hani Avrupa'dan gidip de böyle ya ben beceremedim. Hatırla çok dönen oluyordu öyle gidiyordu beceremiyordu dönüyordu yani. Çok az Evet. oynuyordu dönüyordu. Şimdi oraya gidiyor yetmiyor tutunmak baya dominant oyuncu falan olmaya başladılar yani. Şimdi tabii bu olunca biraz böyle yeteneği parlayan kişi 18-19 dedi mi ben kapağı atayım mı derde düşüyor haliyle. Geçen bölümde de konuşmuştuk niye böyle olduğunu. İşte bunun değişimin karşısına direnilmez. Değişimin sonuçlarına göre sen kendi pozisyonunu alırsın. Bunu yaparsan eğer sen de buna göre yeni bir pozisyon alırsın. Şu Avrupa basketbolunun da alacağı pozisyon buna bağlı tabii ki değişecek. Yani Ergen Ataman'ın geçen söylediği şey vardı ya işte hani, ve dedik yani katılmadık ya o düşünce yani şey işte burada kal mücadele et NBA'ye hemen kaçıyorsun. Kaçar abi adam. Hani sen şimdi ona niye kalk mücadele ediyorsun ki yani? Cedi Osman bir fırsatını buldu. Kaçtı gitti yani. Adam başladı belki 3 sene 4 sene daha oynayacak. Geldiği zaman da buranın kralı olacak. 3 sene 4 sene de burada oynayacak. Kapatacak kariyerini yani. Bu böyledir yani. Aynen öyle. O yüzden Real Madrid'in de değişime direnmeden şimdiden hazırlıkları yapması ve Pablo Laso'yla aynı Obradovic'le Fenerbahçe Beko'nun ayrılığını hazmetmesi gibi Pablo Laso'yla da ayrılığı hazmedecek bir sezon sonu ayrılığına Ya ben hazırlanmasını şu tavsiye yetmeli, ediyorum. şu gitmeli, bu gitmeli demiyorum ama kesinlikle bir değişimi gerekli olduğunu düşünüyorum. Yok o kesin yani. Laso'yla başla işte. Laso'yla başla. Oradan yavaş yavaş değişime gir. Bilmiyorum. Lasso da derin Madrid ama söyleyeyim sana. İşte onlar karar versinler derinliğe, Yani yüzeyine. Yani kolay kolay istiyorlarsa gönderilmez diye düşünüyorum Lasso ama tabii belli olmaz Real Madrid'de. Fenerbahçe gibi onlar da işte. Ufuk Sarıca gelsin mesela Real Madrid'in başına. Olabilir, neden Ne kadar olmasın? güzel olur, değil mi? Yası Olabilir Kevitçüs yani. gibi. Aslında bu sene Jalgiris'e kim gelecek diye tartışmaları varken Galatasaray koçunu bayağı istediler ama kalmayı tercih etti. Ha evet. Aynen öyle. Bu arada bir de Beşik Erdoğan'ın da. evet bir de Beşiktaş'ta da güzel şeyler oluyor. Bir ara onu da değiniriz. Bu altyapıyla ilgili yapılmış. Altyapı değil de yani genç yeteneklerle oluşturulmuş olan bir proje var. Onu da konuşuruz deyip ne diyelim artık haftanın programına ve tahminlere geçelim mi sayın sen çocuğu? Diğer maçlara ufak değinelim istiyorsan çok hızlı. Tamam olur. Mesela Himki Moskova Maccabi Tel Aviv maçı örnek veriyorum. Ha Çok bir zevkli dakika maçlardan değinmeden ben biriydi. bir şey söylemek istiyorum. Himki Moskova yani değinelim sen oraya gir ama Himki Moskova çok haklı olarak dedi ki kardeşim bu nedir ya? Yani sen dedi ben dedi 20-0 iki tane 20-0 yemeyeyim diye buradan dedi genç takımdan birini getirdim koydum. 8 kişilik takımı şey yaptım orada canımı dışına taktım oynadım. Ondan sonra geliyorsun ben bu 20-0'ları uygulamaktan vazgeçtim ertelemeye döndüm diyorsun. Benim günahım ne dedi Himki. Himki'yi de alkışlıyoruz buradan. Ben destek veriyorum. Bir kuralı uygulayacaksın. Uygula, uygulamayacaksan da uygulama. Hani ya da o karardan dolayı sana bir yaptırımı olsun yani bunun için.
Vazgeçtik demek de olmaz. Himki'yi tebrik ediyoruz. Maccabi deplasmanında da iki sayı farkla yenildiler. Himki bu senenin Kendi şeyi. evlerinde yenildiler. Ay, özür dilerim. Yanlış oldu. Kendi evlerinde yenildiler. Alexey Şivet de 32 sayıyla Güzel bir geri dönüş yaptı ya. evet. Alexey Şivet performansıyla geri dönüşü muhteşem oldu ya. Ben zevk alıyorum Alexey Şivet'i izlerken. Ne yalan söyleyeyim. Bu arada benim adamım oynuyor Himki'de. Farklı bir tarz ya Alexey Evet. Şivet. O oranın ağası ya. O Evet. oranın ağası o. Yani Milotiçlerden önce geldi böyle hani NBA seviyesindeyken Avrupa'ya gelen ha mesela o da NBA iyi bir örnek. seviyesindeyken Euro Cup'a gitti Şivet. Öyle de bir mevzu var. Adam Euroleague'de bayağı skorer süre alıyordu. Yani direkt Euro Cup'ta oynadı işte. De bir Rus olunca insan farklı oluyor. Ama orada Himki çok kolay alabilirdi aslında maçı. Ama son 2 dakikada yaptıkları hatalar maçı uzatmaya götürdü. Sonra çok düşük sayılı geçen uzatmayı da Maccabi aldı. Maccabi doğru mesajları veriyor onlar. Sağlam geliyorlar. Daha da oturunca çok daha tehlikeli takım olacaklar. Bu sezon Antetiz için takıma katılmasının yanı sıra Scottie Wilbekin'in Türkiye milli takım oyuncusu aynı zamanda Scottie Wilbekin'in de rolü daha da büyüdü. Scottie Wilbekin'in geçen seneki duruma göre bu sene Maccabi'nin daha fazla güvendiği, daha fazla şey beklediği ve onun da o en azından mental olarak o katkıyı şu anda sunduğu ve Zizic işte Cleveland'dan gelen Zizic için de tabii ki biraz daha senaryoyu değiştirdiği ve iddiayı yükselttiği bir Maccabi var. Bu tabii ki mutlaka şeyde parkede yansıyor. Evet. Yalnız şeyi söyleyeceğim bu arada. Benim adamım oynuyor şeyde Himki'de. Yani Stima. Çok sevdiğim. Yani tarzını çok seviyorum yani Stima'nın. Ya şöyle bir yerden bahsediyorum. Herkesin öyle basketbolcu şeyleri olur ya. Mesela ben de San Emeterio'yu çok severim. Baskonya'dan beri nedense. İşte aynen mesela o da şöyle yani Stima bana çok güven veriyor mesela abi. Yani Yani Steam değil mi bir Letonyalılar. yani Letonyalılar. ya abi güven veriyor derken karakter olarak güven veriyor demiyorum ya. Niye Basketbol Letonya örneğini olarak. niye verdin ki? Letonyalılar güven vermeyen insanlar Yani mı? Steam Letonyalı mıydı? Evet Letonyalı. Evet. Porzingis'in vatandaşı şeyi. Evet vatandaşı işte yani. Porzingis de Timma. Riga'dan mıyım? Rigalı mı? Nereye? Rigalı mı? Riga'nın içindenmiş. Bilmiyorum şu an sallıyorum. Rigalıdır herhalde abi. Kaç tane şehir var zaten? Letonya dediğin yer Riga Var zaten ya. var kaç tane var ya. 3-4 tane vardır işte. Var Ventspils falan var. Ha Ventspils var. Onun basketbol takımı da var hatta Ventspils'in. Evet Maccabi'de Maccabi Himki maçında kafa kafaya ve yine keyifli bir basketbol olduğu bir maçtı. Değilirim dedi ya değiniyorum işte. Güzel. Yanis Timma'ya da burada artı parantez açtık. Ya Yanis Timma aslında gözüme de çarptı. Yani bu Çimki'deki kaostan adam kendini bulamadı bence. Kendini bulacak ya Yanis Timma. Can yakacak bir büyük takımın ben Ya bekliyorum. evet yani bence Yeminler ediyordur şu an. değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum yani Stima'nın. Benim dikkatimi çektiği maç da aslında onun şeydeki maçıydı. Yani benim burada Fenerbahçe Arena'da seyrettiğim maçta Fenerbahçe Olympiakos maçında canlı seyrettim. Olympiakos'ta oynarken ya dedim ki ya çok sağlam oyuncu yani böyle bir oyuncu yani Fenerbahçe alsın isterim mesela yani Stimba'yı yani öyle bir pozisyon itibariyle dolduran şutları güven veren savunmasında çok büyük önemli bir katkı sunan bir Ulan adam. Ovas yerine giderdi bence de. Ulan Ovas'tan da vazgeçemem şu an çünkü onu da gözüme kestirdim. Benim bu Letonyalılar, Litvanyalılara karşı herhalde bir ilgim var ya o anlamda. Yani bilmiyorum Letonyalı yani eskiden kim vardı? Kambala'yı bilirdik artık. Yani şu an bayağı türedi Letonyalılar. Ama bir Litvanyalıyı her zaman Letonyalıya tercih edersin basketbolda bence. Basketbol evet hocam Ön basketbol. yargı olarak hani Sovyetler böyle Birliği milli istatistik takımını falan dışından hani Sovyetler Birliği milli takımını işte yapan Litvanyalılardı o zaman işte. O Sovyetler Birliği'ni onlar götürüyordu zaten. Ondan dolayı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya milli takımının esamesi okunmamaya başladı. Çünkü Litvanya kaldı öyle elindekilerle. Litvanya demişken bir de Žalgiris'e girelim Valencia maçına.
Evet, doğru söylüyorsun. İsterse. Jalgiris Valencia maçta ben Jalgiris'e şans tanımıştım ama sen Valencia kazandı. Valencia artık bu sene de aynı, o da şey gibi, hatta Kızıl Yıldız'ın da bir adım ötesinde. Jalgiris artık şeyin mesajının, pardon özür dilerim, Valencia Kızıl Yıldız'ın da bir adım ötesinde, ben playoff adayıyım diyor. Aldığı skorlar ve oynadığı istikrarlı Borussia'sı, Baskonya gibi, sonuçlar. Dubljevic'li Valencia gidiyor ya öyle. Kesinlikle. Hatırlıyor musun? Borussia'sı, Baskonya iyi takımdılar gerçi. Güzeldi ama. Aynen. Valencia üstüne koyarak gidiyor her gün. Jalgiris gibi bir deplasmandan çıksalar yani çok yani yüzdeli de attılar. İnanılmaz yüzdeli attılar. Her iki takım da yüzdeli attı. Ama Valencia savunma bir tık iyi yapınca biraz. Abi mesela bir de demin anlattığım Real Madrid Fenerbahçe'ye benzettiğim Real Madrid hikayesi de böyle bir şey. Mesela Nikola Kalinic ne kadar verimli değil mi şu anda? Evet. Ama geçen sene Tertemiz Fenerbahçe'de oynamış o verimi falan alamıyordu ama Kalinic'ten. Yani 14 sayı, 2 rebound, 3 asist, 0 top kaybı. Tertemiz. işte bu değişim Bir lazım. şut Anlatabildim kaçmış mi? sadece. İşte bu değişim lazım yani. Bu değişimi aldığın zaman bak ne güzel, Kalinic mutlu, yanında bu Dubljevic'le beraber tıkır tıkır orada yepyeni bir ortamda. Bu arada senin Derek Williams 6 sayı atmış, 8 verimlilik puanı. O da mutludur diye düşünüyorum ama diğer Derek Williams o döngünün içerisinde bir oyuncu değildi. Yani bir sene geldi zaten de. Yani bir ritmini bulursa Valencia çok daha tehlikeli bir takım olacak. Kesinlikle. Ya Derek Williams'ın problemi o zaten. Ritmini bulamamak. Hani geçen sene de Senelerden Fenerbahçe. beri bulamadı evet Evet. ya. Can şanssızlığı geçen seneki Fenerbahçe'ye yenmesiydi. Kötü Evet. oyuncu değil Değil. Derek Williams. Kesinlikle değil. Alınıyor zaten Twitter'da da öyle biri ona sallayınca. Jalgiris tarafına geldiğimiz zaman yani Joffrey Löwen de yine işte ilk beşin değişmez oyuncusu oldu orada. Thomas Volkap tabii ki yine takımın önemli oyuncusu. Ama ben geçen bölümde sen Jalgiris'i gariban gibi mi görüyorsun dediğin zaman evet gariban olarak görüyorum demiştim. Yine öyle görüyorum. Bu sezon gariban görüyorum Jalgiris'i ben. Yani bu sene Jalgiris playoff yapamaz, hatta öyle söyleyeyim ben de. Öyle Şey gibi oldu görüyorum. ya. Jalgiris çöp ya falan. Ya yok abi, şimdi bunlar olur normal yani. Mesela bir de Fenerbahçe Beko biraz bütçe meselesi bu işler bir de. Yani Fenerbahçe Beko'da bütçe vardı. O dönüşümü hasarsız atlattılar en azından. Ama Jalgiris o kadar bütçe yok. O yüzden hani o dön yani Fenerbahçe Beko kadar bir yapılanmaya geçtiklerini söyleyemeyiz. Zaten bunu da bekleyemeyiz. Böyle bir durum da var. Yani bu bir de şeydir abi, bu Litvanya takımları, Rus ekolü falan böyle de, bunlar Sırp ekolünde de vardır. Bunlar öyle sorun etmezler yani bu tarz geçişleri. 3 sene 4 İşte sene yine alttan da çok adam yapar. çıkarıyorlar. Yapar Bir de yapar. yerli İşte. piyasaları da iyi ama onların. Onu Şimdi diyecektim mesela zaten. takıma bakıyorsun. Nekavicius var hala. Efendime söyleyeyim. Jan Jan Kunas hala Kunas var. oynuyor. Milaknis var. Yani bunlar hep yani kötü oyuncu der misin bunların? Yok demem işte. İçine Onu çok demeye gayet çalışıyorum. average oyuncuların O hepsi. yapar abi işte. 3-4 seneye o şimdi tekrar toparlar kendisini. O bu seneyi çok öyle takmaz kafası. Ama Fenerbahçe, Ergin Ataman'a yine katıldığım lafı, hani bizim oyuncu havuzumuz o kadar geniş değil diyor. Yani bir Evet, de evet. kültürümüz de o kadar. Ama mesela bu Litvanya'nın, Sırbistan'ın zaten hani 100 yıllık bir kültürü var. O yüzden bu arkadaşlar hani böyle bu tarz geçişte takılmazlar. 3-4 sene o sene yenisini kurar zaten o. Yani yeni Yasikevičius koçunu da bulur o. O halleder orayı yani. O yüzden bu sene Jalgiris işte böyle keyifli bir takım olarak devam edecek. Belki seneye de böyle olacak ama 3. senede tekrar yeni bir sistemi oturtacaklar diye düşünüyorum. Bu Hayırlısı arada olsun. nadir. Jairis Avrupa'nın en köklü kulüplerinden Aynen zaten. öyle. 2-3 senede bir gelirler onlar bir playoff, bir İşte tamam şey işte. Final Dem Four. demin söylediğim şey işte o. Olayı bu. Deyip o zaman yeni haftanın programı ve tahminlere geçiyoruz efendim. Evet semt çocuğu, bu bölümün son kısmına geldik. Bakalım neler var menüde. Önümüzdeki hafta.
Önümüzdeki hafta Asvel Jaldiris herhalde bu oynanmaz ya. Yani Asvel'dekiler Oynanırsa Jaldiris toparlayamadı ki alır zaten. koronavirüsten. Yani. Yani artık o noktaya 29 Ekim Perşembe yine tek maç haftasındayız. Asvel Jaldiris yani ben pek ihtimal vermiyorum Asvel'in oynayabileceğine. Yani hep birlikte göreceğiz. Umarım oynanır. Ama Umarım hepsi oynarsa Asvel sağlıklı kazanır. olur. Diyorsun. Peki iddialı bir yorum oldu ama olabilir de neden Evinde olmasın? kazanıyor abi Asvel. Diyorsun. Ya Jalgiris gibileri yeniyor evinde. Bir üst seviyeyi yenemiyor. Geçen sene mesela Fenerbahçe yenememişti mesela. Sonra Asvel'i o zamanki koçu şimdi ismini hatırlıyorum. Bu sene değil. Bu sene şeyin Tony Parker'ın kardeşiydi galiba. Şu an Asvel'i çalıştıran. O şey demişti. Fenerbahçe başka bir seviye falan demişti. Çok komik gelmişti o yorumda bana. Aa, evet doğru başka bir seviye de kardeşim kriz yaşıyorlar yani. Sen şimdi bırak bir seviyeyi bebeği demiştim o zaman. Yine Perşembe günü CSKA Moskova Valencia güzel maç. O evet güzel maç. Evet. Güzel CSKA maç. bu maçı almak isteyecektir ama CSKA'nın Var. evinde bir maç. CSKA'nın evinde. Seyircili olacaktır. Alır. CSKA bir adım önde diyelim ya. Adet yerini bulsun. Ya evet tabii ki böyle yine Kızıl Yıldız maçında yaptığımız yorumda da yine Kızıl karşısında zorlanır ama az bir farkla kazanır demiştik. Ama kazanamadılar. Artık Itudis döver onları. Yani o yüzden Valencia yine çok sağlam gider ama bu maçı CSK alır CSK bence. diyoruz o zaman. Evet ve şimdi yine koronadan kurtulabilirlerse Ama ben içten içe Valencia'yı Onun ben farkındayım. Sen bir CSK gıcıksın bu sene zaten. destekleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Yok CSK gıcık değil. Ben Valencia'yı seviyorum ya. Evet. Valencia şehri, Valencia her şeyi de seviyoruz. Doğru, senin o konuda daha geniş bir kültürün var. O anlamda hakkını vermek lazım. Zenit Panathinaikos eğer yine koronayı aşabilirse Javi Pascual'in askerleri evinde Panathinaikos konuk edecek. Eğer oynanabilirse yine çok güzel bir maç olacağını şimdiden belli eden bir program ama yine Perşembe günü bu arada. Yalnız şey var. Yani Zenit dönerse bir maç eksiğiyle dönmüş olacak. Biz ona Panathinaikos'ta maç eksiğiyle yani evet doğru. başlamışlardı Ya Panathinaikos daha moralli gelecek, daha formda gelecek. Papa Petro'da dönecek muhtemelen. Yani ya Panathinaikos alır gibi geliyor bana hani bu maçı şeyde oynanırsa Panathinaikos gibi geliyor. Ne diyorsun? Ben ortada yoruyorum maçı. Zenit'in yapacağı savunmayla alakalı. Ya Panathinaikos aslında Nemanja Nedović orada ekstra işleri yapan gayet kitlenebilir bir takım iyi savunmayla. O yüzden Zenit de iyi savunma yapıyor. Kitleyebilirler. Yalnız şeyi de söylemek lazım tabii. Bu maçı eğer oynanırsa bu maçı ve Zenit kazanırsa benim söylediğim bir şey vardı geçen bir, iki bölüm önce. Hani sen sezona Barcelona ve Efes galibiyetiyle başlıyorsan bakışın değişir demiştim. Devamında iki maç oynayamadılar Covid yüzünden. Şimdi dönerler ve bu sefer de Panathinaikos'u yenerlerse artık çok farklılaşır o hikaye. Yani Javi Pascual bu arada eski takımına karşı olacak. Yani Efes, Barcelona ve Panathinaikos galibiyeti olan bir takımın hikayesi bambaşka olur. Ya yani onu da söyleyelim. Yeterince hikayesi var Zenit'in ya bu sene. Ya sen de ne kadar Zenit'i seviyorsun ya. Peki. Yine Zenit'in yine sorunun olabilir yani bilemiyorum. Maccabi deplasmanında Fenerbahçe Beko ne yapar? Ya çok kötü deplasmanlar, Maccabi deplasmanları. Gönül ister ki Fenerbahçe kazansın ama ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Sonuç öyle olmasa da ben Fenerbahçe'den yana yani bu anlar yani mesela şu an bence mesela bu maç çok önemli. Mesela bence Maccabi maçını kaybedersek birkaç maç daha kendimize gelemeyebiliriz. Ben Fenerbahçe Beko'nun Beko'ya karşı olumlu gözlüklerimi çıkarmadan yani çok konuştuk çünkü hakkında bu bölümde ama ben senin gibi düşünmüyorum hani dağılmayacaklarını düşünüyorum ve kaybedeceklerini düşünüyorum. Yani kaybedip dağılmayacaklarını düşünüyorum.
bu maçta. Kaybedecekler ama yani Maccabi deplasmanda bence. Bu... Saçma sapan bir maç olur ya, ona eminim zaten. Ama Ya böyle yine Panathinaikos'a kaybedip de yine kaybedecek. üçüncü periyotta bitireceğiz maçı. Yani hani bitireceğiz derken olumsuz anlamda, hani kaybetmiş olacağız üçüncü periyotta. Ya da sonuna kadar maçın içinde olacağız. Kazanacağız bir türlü. Diyorsun. Ve bir futbol maçı olsaydı eğer baya dikkat çekecek bir isim tamlamasıyla karşı karşıyayız. Perşembe günkü programda Real Madrid Bayern Münih. Yine bence de futbolu aratmayan bir eşleşme, güzel bir eşleşme Evet, Bayern olacak. Münih'in çıkışı ve Real Madrid'in de inişi sayesinde o noktaya geldi gerçekten. Real Madrid Bayern Bayern bir Münih fena için çok bilenmiştir şimdi. şimdi ben çok çarpıcı bir tahminde bulunayım mı abi? Real Madrid yener abi Diyorsun. burada. Valla duyduğuma göre Lewandowski ile Müller kampı ziyarete gitmişler. Bu işler değişir. Ciddi misin Yok canım, şu sen? an sağ Ne bileyim abi, olun. yapmışlardır yani. Yok, hayır. Ne bileyim, moral ziyaretine falan gitmişler, bir şey yapmışlardı. Onu almazsın bu Kimi de her şey. herkese döner söylemiş Abi falan. Yok abi. Real Madrid Bayern Münih maçında bence Real Madrid kazanır. O kadar değil diyorum. Bu da Real Madrid'le ilgili yaptığım yorumları değiştiren bir şey de açısından söylemiyorum yani bunu. Ama ya Bayern Münih'in başarısı güçle ilgili bir başarı değil. Yani nasıl ki Real Madrid'in başarısızlığı güçle ilgili değilse Bayern Münih'in başarısı da bugün kadro gücü açısından değil. O da başka bir uyum, başka bir ritim. Tabii ki Lucic ve Şişko'nun müthiş katkılarının da olduğu, işte Trinchieri'nin çok başarılı bir coaching'inin olduğu, taşların yerine oturduğu bir şey ama şimdi bu tarz maçlarda güç konuşur. Yani oralarda güç konuştu mu da Real Madrid Bayern Münih evinde yener. Ben bu versus'ta Bayern Münih'in tarafındayım. Çok güzel, haftaya görüşeceğiz. Bunların hepsi Tamam. kayıt altında tabii. Peki. Himki Kızıl Yıldız, bak iki tane sempatik takım karşı karşıya, tatlış iki tatlış takım karşı karşıya. Himki Kızıl Yıldız, Kim ki bu maçı alır sen Himki artık? dersin. Alexei Şved bırakmaz bu Bence de maçı. Himki alır. Orada çok Aslında zorlamayın bu onu. maç güzel olur izlemesi. Alexei Şved Kesinlikle. versus Jordan Lloyd. Evet. Tamam, ben de Himki tarafına oy kullanacağım. Olympiakos bu arada Cuma programına geçecek. Himki Kızıl Yıldız Cuma günü oynanıyor. Cuma günü devam ettiğimizde Anadolu Efes herhalde oynanır bu maç. Olympiakos'ta pek bir sorun yoktu şu ana kadar. Olympiakos Evet. deplasmanında olacak. Anadolu Efes Olympiakos'u yener diyorum Ben tam tersini, Olympiakos'un rahat bir galibiyet alacağını ben. Aa, düşünüyorum. bir de rahat diyorsun. Bak o zaman iyice Evet. kızışacak pazarlık. Çünkü ben Anadolu Efes'in Olympiakos karşısında rahat kazanacağını söylüyorum. Ayrıca Shane Larkin oynuyor. Shane Larkin oynuyor. Evet. Shane Larkin oynamasına rağmen ben Olympiakos'un rahat alacağını Rahat düşünüyorum. diyorsun bir de. Evet. Ya ben Anadolu Efes'in keyifli bir galibiyet bekliyorum Efes'ten. Olympiakos Peki, umarım dediği gibi olur yani, ama diyorsun. ben pek bir umut görmüyorum. Shane Diyorsun. Larkin geri dönecek ama herkes şey sanıyor. Shane Larkin işte o 53 birimlik puan aldığı haftadan Yok itibaren canım, yok canım. başlamayacak yani, o Yok canım, yüzden. tabii. Benim beklentim oradan değil zaten. Ben hani Larkin'in bu maçta çok belirleyici olmasını falan beklemiyorum. Zaten öyle çok Ya uzun şu sürede minvalde bir almaz. maç olabilir bak. Efes'in böyle maçları çok oluyor. İşte ilk periyot fark yiyor. İşte Spanulis gibi adamların olduğu takımlarda o 10 sayı farkı bütün maç koruyup öyle götürüyor. Öyle bir maç olma ihtimali yüksek. Hani rahat götürür dediğim bu şekilde bir maç. Çok kötü bir ilk periyot yaşayabilir Anadolu Efes. Ondan sonra Olympiakos onun üstüne çok güzel yatar. Spanulis, Sulukas, Printezis, Papanikolaou, o dörtlü. Benim O 10 yorumum sayı üstüne ya bu da güzel bir yatar. senaryo. Yani güzel derken hani evet bir iyi bir senaryo maç senaryo, bir iyi bir maç senaryosu kurdum. Bence güzel de bir yorum oldu. Ama Ya bir de benim yorumum içeride de oynanacak şimdi. Ona istinaden de böyle bir şey anladım söylüyorum. anladım. Benim yorumumsa şöyle bir şey. Bak göreceğiz bunu. Hani hangimiz de acaba daha kafasında kurduğu hayal daha Şenerkin şu. geri gelecek. Yok hiç öyle İşte değil. Hiç öyle o değil. ikili eşleşmeleri açacak. Ters Yok yok, hiç eşleşmeler Shane Larkin üzerine doğacak. kurmuyorum ben. Shane Larkin'li veya Larkin'siz ben böyle Olympiakos'un Efes'e gücünün yetmediği bir maçtan bahsediyorum. Bayağı böyle gücünün yetmediği yani. Şey gibi Fenerbahçe CSK'da vardı o biraz hani böyle o maçta. Bir yerden sonra gücü yetmedi Fenerbahçe'nin CSK'yı yenmeye. Onun gibi bir yoksa tabii ki öyle Efes'in rahat rahat kazanacağı bir maçta gibi beklemiyorum ama
Efes'in öyle bir karakter koyarak, hani böyle güç koyarak kazanıyor. Aynı şey Real Madrid Bayern maçında da bekliyorum. Bakalım, söylüyoruz bir şeyler. İzleyip göreceğiz. Hafta Aynen. yine buradayız. Milano Avrupa Berlin maçında Milano'nun elini kolunu sallayarak kazanacağını söyleyebilir miyiz? Alba Berlin'i zorlar. Milano böyle maçlarda. Ama gerçi Saçmalıyor. yani saçmalıyor ama belli olmaz ya. Şutörlerin performansına göre değişir Milan maçı. Ama Milan yine tabii ki bir adım önde. Tabii. Ben 5 falan diyorum o adıma. Baskonya Barcelona ile kapatıyoruz haftayı. Barcelona herhalde. Barcelona aynen Baskonya kötü, çok kötü başladı. Çok Ama kötü onun ben gidiyorlar kötü ya. olacağını söyledim kardeşim. Tornike Şengel'e gitti zaten, hani yerine de gelmeyince. Biraz böyle şey gibi oldu. O LeBron'u kaybeden Cleveland gibi oldular yani. Ya ama sen de şimdi öyle bir söyledin ki abi yani sanki yani şey kaldı Şemsettin Baş, Asım Pars falan kalmış takımda gibi konuşuyorsun. Ama şimdi bak şunu söyleyeceğim. Şimdi Alexey Shvets'in imkili ilişkisi, Şengelya'nın Baskonya ilişkisi başka bir ilişki. Mesela Sulukas'ın, Veseli'nin, Datome'nin Fenerbahçe ilişkisi o seviyede değildi mesela. Yani bu takımlarda bu isimlerin kurduğu ilişki başka bir ilişki. O gittiği zaman senin onu, mesela CSKA'da da çok oyuncu kaybedildi. İşte Hines gitti, De Colo gitti, Sergio Rodriguez gitti. Bak bunlar hepsi birer birer tek başına takımları, mesela hep gittikleri takımın tek başına liderliğini alan oyuncular bunlar yani. Hepsi gitti ama CSKA'nın yapısı da yine onlara yüklenmiş değildi. Dolayısıyla mesela Mike James gittiği zaman şeyden, Milano'dan, onun yerine ikame edecek transferi yaptılar da ayakta kaldılar. Yani anlatabildim mi? Şimdi Şengelya'nın gidişinden sonra o hamleyi, Milano'nun yaptığı hamleyi yapamadı şey Baskonya. O anlamda söylüyorum. Yeni bir Şengelya çıkarırlar. Ya tamam, çıkarınca konuşuruz. Ama şu Peki. anda O ben zaman orada görüşürüz. bu sene Hoşça bak kalın. Baskonya'dan gidebilirim. Şengelya'yı bulmaya gidiyoruz. İyi Şengel yaptı da Torre'ye. ayıp bu arada yani. Öyle gidilmez. Gitti yani CSK. Yani. Hak ediyordu ama şimdi yani bence gitmeyi yani Gittiği yerde gitsin abi. CSK be abi, yani ne bileyim ben ya. Nereye kadar taşıyacak Abi Baskonya'yı ben ama? Nereye Şengelya'nın, kadar yani? tamam da ya ben Şengelya'nın CSK gidişiyle Karates'in Barcelona'ya gidişi kadar sevimsiz transfer görmedim. Onu da söyleyeyim burada aklıma gelmişken yani. Çok son derece sevimsiz transferler. Ya ne yapıyorsunuz abi? Yani çok manasız transferler yani. Onun açısından baktığınız zaman bitir işte, orada bitir artık, tamam yani. Baskonya'da oynamışsın, CSK'da ne kadar fark edebilir ki? Öyle değil mi? Yani bir nevi öyle ama tabii Şengeli için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Karates konusuna biraz katılıyorum ama. Şimdi bak, bu değişim hikayesini anlattım yani. Değişmesi bitmeyen, bitiyorsa bitmesi gerekir. Değişiyorsa değişmesi gerekirler vardır ya böyle. Bir de hiç değişmemesi gerekirken böyle bir anda gidip, bak bunun Muhafazakarlar. ya muhafazakar değil bak abi. Ben böyle hani şimdi tabii dinleyenler ne alaka diyeceklerdir ama mesela ben Lakers'ın şampiyonluğu, o yüzden hiç sevinemedim mesela bu sene. Abi LeBron'un Cleveland'dan gidişi mesela. Kel alaka bir gidiş yani. Nereye? Lakers'a gidiyor. Aman aferin, Lakers'a gitti. Romantik futbol romantikleri basketbola da geliyor. Eyvah Evet, o ben oluyorum. Ama yani çok mu eyvah. abi, şimdi mesela Kevin Durant'ın Golden State'in ayrılması zaten mecburi bir ayrılık, anladın mı? Orada artık adam bu kendine bir yol çizebilir yani. Hani mesela şey anlamını söylüyorum. Ya da Kalin için gitmesi gibi bir şey yani bu. Ya Ama da De hayatta Colo'nun. pragmatist çözümler kazandırıyor. Ha, ama sen şimdi gitmeyeceksin Oyunsal Cleveland'dan. dokuyor. Ben abi Lakers'a gidiyorum. Ya git abi onun yerine Cleveland'a takım kur. Yine sen şampiyon yap onu yani. Sonra diyorlar ki Lakers ruhu. Ne ruhu abi? Kobe ruhu değil ki bu şimdi. Almışın LeBron'u, şampiyon olmuşun, yanına Davis'i koyup. Sonra Lakers ruhu değil o. Ruh değil o, Peki. takım kurma. O CM kafası o. Championship Manager kafası O zaman Baskonya kaybeder diyoruz o. buradan. Baskonya'yı ben bu nasıl ezdim Ya belli değil. kaybeder zaten ben Himki de benim takımım yani. Şive şovunu yapar alır yani. Ben yani Baskonya'yı çok gömdüğün için söylüyorum. Öyle bir yaptın ki yani Tabii. hani basketbol Şampiyonlar Ligi takımı gibi sound oldu burada Ben yani. şu an bu programı İspanyolca yapsaydık ya herhalde, ya da Bask dilinde falan yapsaydık zaten, hani dinleselerdi çıkmazlardı maça zaten beni dinledikten sonra yani. Biz ne kadar zor durumdaymışız diye, değil mi? O kadar moralleri bozulurdu Evet. ki. Peki, bayağı konuştuk. Sen Türü artık Evet. noktalayalım. Euroleague Podcast'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Ben Sezai Mert Adam. Ben Sem çocuğu. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Ondan sonra podcast.